Nene Hatun Halk arasında 93 Harbi olarak bilinen 1877'de başlayan Türk-Rus Savaşı'nda gösterdiği mücadele ile destanlaşan kadın kahramanlarımızdan biri de Nene Hatun'dur. Ruslar 4 Kasım'da Erzurum'un doğusundaki Gazi Ahmet Muhtar Paşa kuvvetlerine taarruz etmiştir. Erzurum'a çekilen Osmanlı kuvvetleri takviye kuvvetlerle şehri savunmaya hazırlandılar. 9 Kasım gecesi Ruslar Aziziye tabyasını zapt ettiler. 8-9 Kasım gecesi müezzin Abdullah Efendi Ayaspaşa Camisi'nin minaresine çıkarak Aziziye tabyasını Rusların ele geçirdiğini anlatmış, eli silah tutan koşsun diye halka seslenmiştir. Bu sırada 22-23 yaşlarında olan Nene Hatun'a kocası, sen evde kal, çocuğa bak demişse de Nene Hatun çocuğunu Allah'a emanet edip kalabalığa karışmıştır. Nene Hatun'un anlattığına göre Mecidiye tabyalarını aşıp alçağa indiklerinde kulaklarını sağır eden tüfek ateşleri altında yaralanana, ölene bakmadan ileri atılmışlar. Bazen satırla, bazen taşla önlerine çıkan her düşmanı vurarak tabyalara doğru ilerlemişler. Bir taraftan kendilerinin, bir taraftan askerlerimizin gayretiyle Aziziye tabyasını ele geçirmişlerdir bu sırada yaralı bulunan kardeşi Hasan'ın gözü önünde şehitlik mertebesine eriştiğini de görmüştür. Aziziye tabiasının Rus kuvvetlerinden geri alınması için yapılan çarpışmadaki kahramanlığı dolayısıyla 3. Ordu tarafından Erzurum'un Emin Kurpu mahallesinde bir ev tahsis edilen Nene Hatun, ordumuzun kıymet bilirlik inceliğini yansıtan bu evde uzun yıllar yaşamıştır. Kore Savaşı'ndan sonra Erzurum'a gelen NATO'da görevli General Ridgway, Nene Hatun'u evinde ziyaret ederek elini öpmüştür. Kendisini ziyaret eden generale, ''O zaman vazifemi yapmıştım. Bugün de ilerlemiş yaşıma rağmen aynı hizmeti daha mükemmeliyle yapacak güç ve heyecana sahibim.'' demesiyle bir kez daha kahraman Türk kadınının ruhunu göstermişti. Nene Hatun, tutulduğu zatürre yüzünden 22 Mayıs 1955'te Erzurum Numune Hastanesi'nde vefat etmiştir. Merasimle Aziziye şehitliğine defnedilmiştir. Nene Hatun ölmeden önce Türk ordusunun ninesi ilan edilmiş ve 2 Mayıs 1955'te yılın annesi seçilmiştir. Ayrıca Marif Nezareti Müdürler Toplantısı'nın kararı ile Erzurum Kız Öğretmen Okulu'nun ismi Nene Hatun Öğretmen Okulu olarak değiştirilmiştir.